3 çocuk var sizde değil mi? Ellerinizden öper. En küçüğü diyelim, diğerleri. En küçük. Öyle demeyin şimdi, ellerinizden öper. Bir ara sizin üniversiteyle de tabii konuştuğumuz için artık ben de öğretmen sıfatıyla anılabileceğim için ellerinizden öper şeyini alabiliyorum. Ama ne kadar güzel bir şeydi değil mi? Böyle bir moral değerdir aslında. Tabii. O tabii çok güzel bir moral değerdir ama güzel. Bizim Fatma Nursun ellerinizden öpsün. Peki tamam, öpsün Fatma Nur'a çok sevgiler. Bu arada kalabalık bir aile. Üniversiteye geleceğiz tabii, mutlaka konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi'ne. Aynı zamanda sizin çok önemli bir sosyal sorumluluk görevinize Sigarayla Savaşanlar Derneği Genel Başkanısınız. Ulusal Franchise Derneği Başkanısınız ve sayamayacağım birçok Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu'ndan Trabzon Dernekler Birliği'ne kadar. Fakat aile olarak kalı 7 kardeş yanılmıyorsam. 7 kardeş. 7 kardeşsiniz ve tabii ben kardeşleri de inceledim ve birçoğu zannediyorsam doktor. Evet. Hatta abiniz Yale'de İsmail Aydın, evet. Çok ünlü bir dünya ünlü beyin cerrahı. Evet. Peki şimdi 7 kardeşin 7'si de başarılı baktığımız zaman gelinen noktada. Burada genetik kodlarla ilgili bir şey mi var, yoksa herhalde anne babalığınız küçükken bir farklı bir şey mi verdi size? Bir orada nüans mı var? Canım, onlara şöyle, mı borçlusunuz? Bizim tabii anne babamız hayatımızda çok önemli bir yeri var. Ama ille de babacığım tabii bu anlamda. Hı hı. Babacığım eğitim aşığı bir insandı. Çok aydın bir din adamıydı yani babam. Müftüydü babacığım. Ama her şeyden önce bütün hayatını bizim eğitimimize vakfetmiş bir insandı. Hı hı. Ne yaparsanız yapınız eğitiminizi tamamlamak zorundasınız. Yani ticari hayata atılacaksanız da başka herhangi bir alanda çalışacaksanız da öncelikle eğitim, ki o yıllarda yani 1950'li yıllarda bile eğitime gönül vermiş. Eğitime kendini adamış. Hatta dedemden gelen bu eğitim, soyadımızın Aydın olması. Evet, hatta Atatürk. Atatürk tarafından ailemize verilen bir soyattır bu. Dolayısıyla eğitim bizim ailemizde olmazsa olmazdır. Babacığım da hiçbir zaman bizim eğitimimizde yetinmemiştir. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Bütün ölülerimize Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle. Dünyada gerçekten parmakla gösterilen başarılar elde etmişizdir. Mesela az önce abim Profesör Doktor İsmail Akaydın Bey'den bahsettiniz. TÜBİTAK ödülünü aldı. Sevinçle babamı arıyor. Doçent o zaman. Baba diyor, ben TÜBİTAK ödülünü aldım diyor. Cevap şu. Almayacaktın da ne yapacaktın diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Ay yani, bizimkileri benzetti. Yani böyle bir çıta var. Dolayısıyla bütün kardeşlerim o babacığımızın eğitime vermiş olduğu önem, eğitimdeki sınır tanımaz çıtanın yüksekliği bizleri bir şeyler yapmaya itmiştir. Bir denizde bir damla misali, her kardeşim kendi alanında, tıp alanında olsun, sosyal alanda olsun, felsefi alanda olsun, eğitim alanda olsun bir şeyler yapmaya çalıştık böyle. Siz yıllarca askeri ateşelik de yaptınız. Çeşitli görevlerden sonra ilk olarak dershane, sonra yüksek okul, şimdi de üniversite. Ve üniversitenizin özelliği de her yıl giderek artan öğrenci sayısı. Soyadınız zaten Aydın Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi. Eğitimle ilgili sektöre yatırım yapmak, bu sevda peki sizde nasıl oluştu? Diğer şimdi, sektörlerden geliyor. Az önce Ece Hanım sizin ifade ettiğiniz gibi eğitim alanındaki bizim aileden gelen o babadan almış olduğumuz miras bizi bir yerde şuraya taşıdı. Sonradan eğitimci olamazsınız. Eğitimci doğulur. Yani bir insan anne rahmine eğitimci olarak düşerse ancak o eğitimci olur. Daha sonra almış olduğu eğitimle o kendisinde zaten var olan eğitim özelliklerini gün ışığına çıkarır. Sanatçı gibi, yani siz isteseniz ressam olamazsınız, piyanist olamazsınız, ne bileyim bir tiyatro sanatçısı olamazsınız. Sizin genlerinizde vardır. Eğitimle onu ne yaparsınız? Siz renklendirirsiniz sadece. Dolayısıyla biz genlerinde eğitimci olan bir aileden geliyoruz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Burada tevazu göstermeyeceğim. Dolayısıyla varımızla yoğumuzla bu ülkenin gelecekteki aydınlık insanını yetiştirmek için her şeyimizi oraya yatırdık. Mesela eğitimde değil de inşaat sektöründe olmuş olsaydık veyahut da başka bir sektörde olsaydık bu kadar başarılı, eğer başarı yapmışsak, bir başarıysa hayatımızda söz konusuysa yaptıklarımız, vallahi benim tereddütüm olur. Yani aynı başarıyı orada gösterebilip gösteremeyeceğimiz. Dolayısıyla o eğitim gerçekten de genlerimizde olan bir özellik. Çünkü dedem de öyle. Dedem Darülfünun mezunuydu. Dedem de eğitimci bir kimliğe sahip insandı. Binlerce insan yetiştirdiler. Babacığım böyle. Bizler de onların yolunda devam ediyoruz inşallah. Peki üniversitede tabii her gün gidiyorsunuz.
öğrencilerle bugün zaten Twitter'dan da mesajlar geldi. Çok mutlular siz programa katılacaksınız diye. Öğrencilerle diyaloğunuz nasıl? Veya sizi farklı kılan nedir üniversite bünyenizde? Şimdi tabii ki öğrenciler, bu arada şunu da ifade etmek istiyorum hazır yeri gelmişken Ece Hanım. Ben hep sorduklarındaki sizin öncelikleriniz nelerdir? Orada hep birinci önceliğe ben annemi babamı yerleştirmişimdir. İkinci önceliğimize hep sağlığımızı yerleştirdik. Daha sonra işimizi yerleştirdik. Daha sonra çocuklarımızı, ailemizi yerleştirdik. Bunu bazen eleştirel olarak... Evet, kızmıyor mu eşiniz, çocuklarınız? Hayır, şimdi şöyle. Bakınız, onların her biri bizim çocuğumuz, biliyor musunuz? Şimdi düşünün siz, bizim sadece üniversitedeki 16 bin üzerinde öğrencimiz yok. Bizim ayrıca bil dershanelerinde 200 bin civarında da öğrencimiz var. Dolayısıyla her aile, her öğrenci kendisini size teslim ediyor. Onun hayatı sizin elinizde kurgulanıyor. Siz onu ikinci, üçüncü sınıfa atma şansınız yok. Dolayısıyla onlara hep bugüne kadar biz kendi evlatlarımız gibi davrandık. İnanılmaz bir diyalogum var öğrencilerimle, ama gerçekten inanılmaz. Nasıl mesela? Yani şimdi sabahleyin diyelim, ben üniversiteye gittiğim zaman, sabahları genelde üniversite oluyorum. Öğleden sonra genelde holdinge gidiyorum. Oradaki zamanımı orada geçiriyorum. Açık ofis diye ifade ettiğimiz, henüz bahsede inşallah gelirseniz göreceksiniz. A blokun önünde böyle her tarafı cam mekan olan bir ofisim var benim. Dışarıda. Ha, dışarıda görüyor dışarıda. Öğrenciler. Ne demek? Herkes görüyor. Herkes görüyor camı. Evet, orası açık ofistir. Yani kimin ne derdi varsa gelip orada sizinle görüşürüm. Ayrıca çok sıkça öğrencilerle bir araya gelirim. Onların bütün dertleriyle dertlenirim. Bütün isteklerini elimizde, eğer haklı bir isteği varsa yerine getiririm. Ayrıca ne sağlıyor size biliyor musunuz Ece Hanım bu? Buyurun. Öğrenciyle konuştuğunuz zaman aslında kendinizi yeniliyorsunuz. Çünkü mesela eğitimi hep sınıf ortamında eğitim yaparken Allame-i Cihan olsanız, sınıf ortamında eğitimin, o eğitimi veren insana ne kadar oradaki öğrencinin soruları kendinizi yenilemenizi sağlar. Hiç aklınıza gelmeyen bir soruyu cevaplamak zorunda kalırsınız. Aklınıza gelmeyen bir yönü orada gündeme getirmek durumunda kalırsınız. Yani şunu söylemek istiyorum. Öğrenci size yeni bir hayal dünyası, yeni bir vizyon, yeni bir ufuk açıyor. Dolayısıyla aslında biz üniversitemizi öğrencilerle beraber yönetiyoruz. Mesela öğrenci konseylerimiz var, öğrenci meclislerimiz var, kulüpler birliğimiz var. Bütün bunlar öğrencilerin de katkılarını, öğrencinin de düşüncesini, ortak aklını dahil ederek çok daha geniş açıdan olaylara bakmanız sağlıyorsunuz. Dünyadaki en pahalı şey akıl. Alabildiğiniz kadar onu almanız lazım. O genç beyinler hiç düşünemeyeceğiniz kadar üretken, hiç düşünemeyeceğimiz kadar vizyon sahibi, hiç düşünemeyeceğimiz kadar derin ufka sahipler. Ben de elimden geldiğince onlardan istifade etmeye çalışıyorum. Her daim genç de kalır insan tabii. Genç ruhların içinde, değil mi? Dinç tutar insanı.